Liselerde bu yıl içinde sosyal sorumluluk projesi görevlendirmeleri yapılacak. Çalışmayla öğrencilerin atık yönetimi, küresel ısınma ve engelli bireylere destek gibi konularda duyarlılıklarının artırılması hedefleniyor. Bu son 30 günde sosyal sorumluluk projelerine katılacaklar, sonucunda sertifika kazanacaklar. Yönetmeliğe göre liselerde yılda 10 saat sosyal sorumluluk projesi görevlendirilmesi yapılacak. Bu kapsamda öğrenciler kendi belirledikleri alanlarda çalışma yapabilecek. Engeli olan çocukların daha çok topluma karıştırılması için yardımcı olacak bir sosyal sorumluluk projesi yapmak isterdim. Stres altında olmadan öğrencilerin böyle sosyal sorumluluk projeleriyle bir etkinlik yapıyor olması aslında öğrencilerin puan derdi olmadan sosyal sorumluluk projesi yapmasına yardımcı oluyor. Takım ruhu olmayı öğreniyorsunuz. Yani insanlara önyargılı davranmamayı, insanlarla konuşmayı, hani sohbet etmeyi, bir konu hakkında tartışabilmeyi öğreniyorsunuz ve en önemlisi de hani bunun size olan katkılarını çok iyi fark ediyorsunuz. Plastik şişelerin içine kendi günlük hayatımızda kullandığımız atıkları şey yapıp bunları eşyalara çeviriyorlar aslında. Bu projeyi geliştirebileceğimize inanıyorum. Uzmanlara göre sosyal sorumluluk projelerine katılım öğrencilerin kişisel ve psikolojik gelişimleri için önemli. Bireysel ve toplumsal olarak onlar da liderlik becerileri kazanma fırsatı buluyor. Zaten 21. yüzyıl becerileri de bunu gerektiriyor. En önemlilerinden bir tanesi empati kurma, etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme. İş dünyası da bunu istiyor zaten. Artık takım çalışmasında yer almış, işbirliği kurabilen, kendini doğru ifade eden, liderlik becerileriyle donatılmış gençlerle çalışmak istiyor. Analiz etme becerileri gelişiyor ve bir probleme çözüm üretme becerileri gelişiyor.